Her insan bir dünyada bugün konuğumuz psikoterapist, yazar, e, Alfa Life yayınlarından Reyhan Erdoğan. Reyhan Erdoğan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Han Hocam. Öncelikle tabii e, bir anlamda sizin hem o psikolojik alandaki çalışmalarınız, yazarlık hepsi beraber bir serüven ama yazarlık hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Şimdi yazarlık güzel bir serüven. Aslında hiç bitmeyen bir serüven. Ee, nasıl başladığında aslında şey yapamayız, yani şunu da başladım diyebileceğiniz bir serüven değil. Ee, herkesin nasip olan bir şey mi onu da aslında tam bilmiyorum. Konuştuğumuz böyle çok küçük yaşta kardeşlerimiz oluyor. Ee, diyorum ki ne isterdin, ne yazmayı isterdin sen? Ee, hep bana işte şu konuda yazmayı isterdim. Hep böyle kanayan yaralarını anlatıyorlar. Kanayan yarası nedir? İşte bu doğuda başkadır. Batıda başkadır. Ee, böyle e, psikolojik altyapısı e, sorunlarla geçen insanların yazdıkları olaylar çok daha başkadır. Herkes böyle bunu e, dile getiremediğinde aslında ne yapmaya? Kaleme dökmeye, kağıda dökmeye, evet. detlere dökmeye başlıyor ve e, dolayısıyla o aslında doğal ve sap olan, içinden gelen şeyleri yazdığında bir e, yazı ortaya çıkıyor, yazarlık ortaya çıkıyor. E, biz bu yoldan ilerliyoruz. Böyle ilerlen e, ilerlenmesini, yani ilerleyebilmeyi tavsiye ediyoruz. Aslında bu e, içimizden gelen bir şey. Gerçekten çok dolu olduğumuzda, biriktirdiğimizde yazabiliyoruz belki de. Hadi ben şimdi bir şey yazmak istiyorum, içimden çok geldi deyip ee, hemen o an içinden bir şey gelmiyor Cengiz amcam. Ee, nedir işte? Ee, ne yaşamıştım? Gerçekten bu yaşadığım şeyi kaleme dökebiliyorsam e, araştırmacı yazarlık olsun, psikolojik yazarlık olsun e, ondan sonra diğer edebiyat yazarlarımız olsun şöyle baktığımız zaman gerçekten yazarların geçmişine hep bir doluluk var. Hep bir kanayan yaraları var değil mi? Kanıyor, yaraları Kesinlikle. kanıyor. Ve e, o kanayan yaralarını dile getiriyorlar. Ve e, tabii ki bununla e, birlikte bu felsefik düşünce çok önemli. Hem e, beynin bilimsel olarak e, sol beyinden hem de e, duygusal olarak sağ beyinden faydalanması önemli. Fakat bence e, o doluluktur diyorum hani insana yazdıran. Şöyle battığınız zaman... E, ben ne zaman yazmaya başladım, yazarlık hikayem ne zaman nasıl ortaya çıktı dediğimde aslında çok geçmişe dayanıyor. Yani benim yaşım 43, işte çocukluk dönemime baktığım zaman hep böyle yazan. Araştıran, merak eden, ondan sonra hep not alan bir e, şey, kişi var yani yazan birisi var ve araştıran birisi var. Hemen böyle orada bir noktayı yakalıyor ve sorguluyor. Sorgularken de araştırıyor. Bakın e, Türkiye'de de dünyada da birçok yazar aslında konuştuğumuz zaman e, bu konuyu çok e, merak ediyordum ve araştırdım. Ee, o yüzden kaleme aldım da, evet. işte e, o yüzden kaleme aldım der. ve e, aslında onun alakası bir alakalı bir bilgisi yoktur daha öncesinde ama e, araştırıp o konuda e, bir bilgi sahibi olduğunda artık e, o konuda yazabilirim evet e, diye e, o e, konuyu kaleme alır. İşte e, benim Sürekli vurguladığım nokta hep bu. İleriki e, süreçlerde yine buna değineceğiz ama... ...hep yazıyormuşum, hep araştırıyormuşum, hep merak ediyormuşum. Ve çocuklara hep bunu tavsiye ederim. Evet. Derim ki, gençler lütfen araştırın, merak edin. Yani size söylenen e, bir şey e, gerçek olmayabilir. Şimdi rivayetler var örneğin. Çok geçmişle alakalı İşte tarihi belgeler var araştırmalar var. Ben bir şeyi araştırırken onun orijinal örneğini buluncaya kadar araştırıyorum. Gerçekten hangi dile, hangi yapıya sahip olursa olsun. Diyelim ki bir arşivde saklı bu belge. Evet diyorum, örneğin bir örnek vereceğim hemen. Ee, çok taze böyle yeni işte aklıma gelmişti. İşte tarihe merak sardım. Bu arada böyle ee, Osmanlı dönemindeki o çekiştirmeleri, taht kavgalarını vesaire falan, e, bunları araştırıyorum. Bu arada hani e, hem siyasi hem iktisadi e, devletlerin işte aralarında geçen o husumetlerin neden kaynaklandığını araştırırken e, burada e, bu arada işte harçlı Seferlerine gittim. Oradaki işte inanç boyutunda insanların hani e, birbirleriyle verdiği mücadeleleri, inançları e, uğruna verdiği mücadeleleri araştırdım falan. Hani bugün biz birbirimize şunu söylesek Ceng Cengiz hocam ee, işte e, ben senin günahlarına karşılık e, seni bir e, şeye, ibadethaneye yönlendireceğim ya da ne bileyim Kabe'ye yönlendireceğim. Orada bir zat var sana bir belge verecek ve o belgeyi alacaksın. Ondan sonra e, işte cennete girebilirsin desem. Örneğin böyle bir şey söylesem. Dersin ki hocam saçmalama yani ne söylüyorsun. Çok saçma bir şey dersin. Ama e, maalesef öyle bir devir geçmiş. Yani Papaların işte e, ticari açık şey iktisadi açıktan dolayı e, kendini toparlayamadı ve devlet bütçesine katkıda bulunmak için e, imzalı, mühürlü böyle belge var. Papa geliyor kiliseye gelen birisine işte günahlarını söyle diyor. Şu günahının karşılığında şu kadar para verirsen sana şu kadar cennetten şu kadar yer veririm. Şu kadar para verirsen diğer günahların kalır gibi böyle bir. Belge dağıtıyor. Düşünün yani. Şu anda biz düşünen, e, e, araştıran insanlar olarak insanlık böyle bir tarih yaşamış. Maalesef evet. yaşamış yani. E, nasıl değişiyor? Bilim, felsefe, araştırma vesaire, teknoloji. Değiştikçe, teknolojiye de gireceğiz. Değiştikçe insanlar bazı şeyleri e, sorguluyor değil mi? Sorgulamaya başlıyor. Kesinlikle. Hani ya bir Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa bizim orada bir açığımız var, inanç açığımız var. Diyoruz ki hep orada bir vicdanımız var. Vicdan bizim kıblemiz ve o vicdanımızı ne zaman hani sultanlar bile ben ne zaman konuşturursam o zaman konuşur diyor. Ya yani ben e, Buraya nereden geldik? Hani dedik ki araştırmalı insanlar. Tarih evet. olsun, gerçekten hani insan anatomisi olsun e, ve daha önceki insanların yaşadığı e, onlardan alınacak dersler olsun. Bunları kıyaslamak, karşılaştırmak ve onlardan e, ders almak gerekir diye düşünüyorum. Araştırmayan bir bey nettir. Der ki işte senin söylediğin nedir? Doğru. Ben buna inanırım. Eyvallah derim, kabul ederim. Ama araştırdığım zaman onun doğru olmadığını gördüğümde o zaman e, yeni şeyler de araştırmak evet. isterim. İşte benim belki de bu meraklı yapım ondan sonra biraz daha böyle kendi kabuğunda yaşayan e, birisi olmadım hiç çocukluğumdan itibaren olmadım. Hep bana söylenen doğrunun gerçekten hani ona göre doğrudur deyip kabul ettim belki ama etrafımdaki insanların geçmişle olan bağlantıları ve oradan gelen kazanımları, hayatını yaşama şekilleri ve stratejileri asla benim yaşam stratejim olmadı diye düşünüyorum. O yüzden belki ben hani böyle e, evet ya sen benimle bu konuda mücadele etme, ben de seninle bu konuda tartışmayayım ama ben bunun doğrusunu veyahut da farklı bir alternatifi var mı e, bu konuda bir araştırma ya yapabilirim diyerek kendi yolumu açmış oldum bu anlamda. Evet. Benim yazarlık hikayem e, evet. böyle başladı. Daha sonrasında da tabii belli birikimlerle ee, okuyarak ve e, belli alanlarda araştırmalar ve deneyimler yaşayarak e, artık o deneyimleri bir e, noktadan sonra e, kaleme dökme isteği, hep dökülen o kalem ve yazılan yazıların toparlanma isteğidir belki de. Evet, kesinlikle. Tabii e, bu noktada yine iyi yazarlığa dair konuşacağız. Tabii ben e, son zamanlarda özellikle imzalı olarak bana armağan ettiğiniz ve okuduğum kitaplarınız tabi buradan e, psikolog Hayrettin Şahin hocamıza da selam olsun. Siz çok sayıda üretken bir e, ikili olarak pek çok eser kaleme alıyorsunuz. Takma bir kanka özellikle benim öğrencilere de birçok böyle tavsiye ettiğim hiçbir başarı tesadüf değildir. Evet. Tabii e, yine sadece aptallar her şeyi bilir. Ee, özellikle tabi bunların her biri e, yine yakın zamanda yine dikkat çekici adıyla içime öküz oturdu. Ee, yine tabi panik atakla ilgili vesaire. Ama ben özellikle tabi öğrencilerimiz açısından bu e, e, kitaplar üzerinde duruyorum. Çok fazla sayıda hani çok önemli eserleriniz var. E, bu anlamda da e, bu soruyu size sormanın gerekli olduğuna inanıyorum. Yani siz iyi yazarlığı nasıl tarif ediyorsunuz? E, pek çok eser kaleme almış birisi olarak siz iyi yazarlığı nasıl anlatırsınız bize biraz e, o anlamda iyi yazarı anlatırken siz neler öne çıkarıyorsunuz? Evet iyi yazar olmak için ne yapılır? E, nasıl hani bizler e, kendimize iyi yazar hani e, diyebileceğimiz e, bizler de bu fani dünyadan ayrı ettiğimiz zaman inancımız doğrultusunda, daha sonrasında işte bu kitaplarımız okunursa, bu kitaplarımızdan istifade edilirse, bir 70 sene sonra, 100 sene sonra, bir 300-400 sene sonra, <laughs> yani kısmet olur da kıyametimiz kopmazsa, insanların eline ulaşmaya devam ederse ve istifade ederseler, o zaman belki kendimize e, yani güzel şeyler yapmış bu insanlar e, diyebiliriz yani sadaka i cariye anlamında ilim öğretmek değil mi? E, ondan sonra güzel hayırlı bir evlat yetiştirmek ve e, insanların e, faydasına olacak eserler yapmak işte cami idi, hastane idi, su hayratı idi gibi e, hayırlar bırakmaktır. Yani buradaki amaç aslında gelecek nesillere ilim hususunda öğrenme hususunda güzel eserler bırakmak. Onların istifade edecekleri, faydalanabilecekleri, belki daha e, bir üst kademede daha güzel şeyler ortaya çıkabilecekleri, kendilerine ilham kaynağı olan olacak olan güzel eserler bırakmaktır diye düşünüyorum. Şu anda ama e, tabii ki söylediğiniz noktada hani biraz önce Atfen söylediğim şey bir birikimdi değil mi? Birikimdi. İşte bizler de insanız ve bir birikime sahibiz. Sürekli yaşadıkça her dönemde, her yaşımızda bir şeyler atıyoruz ve biriktiriyoruz hayatımızda. İyi veya da kötü. Ve iyi olanlar iyi güzel. Hani bizi hep güzel bir şekilde hayatımızı devam etmemize yardımcı oluyor. Ya kötü olanlar, olumsuz olanlar yaşadığımız o travmalar onlar ne oluyor? Peki onlar da bizim hayatımızı olumsuz bir şekilde devam etmemize sebep oluyor. Peki biz diyoruz ki mümkün mü? Yani hep 24 saat mutlu olacak değiliz. Böyle bir e, imkan yok. Ama en azından hani o olumsuzlukları değişme ve dönüştürme hususunda Bizler hiçbir doktor, hiçbir hekim bakın hani e, daha öncesinde bir e, vücut açılıp bakılmıyordu. Yani kadavra denen olay yoktu. Vücudun içine girip orada ne sorun olduğunu bilemiyordun. Hissiyatla veyahut da işte e, pe, e, semptomlarla, o, o zamanki belirtilerle ona ne iyi gelir denenmiş işte atentip tıp veyahut da e, işte şifalı su vesaire Hipokratın da bugün yaptığı bahçesinde o botanik bahçesinde ürettiği ilaçlar bitkiydi e, fakat tıp ilerledi ve e, Hipokratın söylediği bir söz var bir cümle var hiçbir doktor iyileşmez iyileştirmez ancak iyi gelir diyor bakın iyileştirmek ancak iyi gelir. Bazen doktora gidersiniz, doktorunuzun, hekiminizin o güler yüzü, böyle çok tatlı bir tebessümü sizin bütün olumsuzluğunuzu alır ve iyileşmeyi olan inancınızı güçlendirir. Fakat bir doktora gidersiniz, o da böyle daha e, işte gelmenizle çıkmanız bir olur. Hiç yüzünüze bile bakmaz. Sizi e, kendinizi değersiz hissetmenize yol açar falan. Hani il, da verse belli tabii ki e, şeyler de var, etkenlerde de var ama e, çok çok iyi gelmediğini söylersiniz. Aslında iyi bir doktordur. iyi bir hekimdir. Gerçekten hani tesirli bir, e, etkili bir insandır. Ama siz böyle bir şey evet. Yani Size gelen bu, iyi gelen iyi gelecek olan da budur diye düşünüyorum. İyileştirme sadece iyileşmesi için ona yardımcı olur. Aslında hekimlerin yaptığı da bu elimizde bir şey var. İlaç prosedürü, bu ilaç isimleri. Eczacıların bize sürekli getirdiği bir ilaç isimleri var ve onun önünden şu hastalık, bu hastalık, tıpta belli olan hastalık grupları var. Şikayetlerinize göre ilaçlarınızı yazarlar. Bizim... Ee, burada ilaç yazmadan aslında insanların, hep ben ilaç içiyorum sürekli vücudumda başka rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Ondan sonra midemde rahatsızlık ortaya çıkıyor. Ee, işte böbreklerim rahatsız oluyor. Tansiyonum fırlıyor. Bu ilacı içtiğimde e, uyku yapıyor. Ben hayata bağlı yaşamak istiyorum dediklerinde e, biz diyoruz ki evet e, her e, şey e, hastalık psikolojik rahatsızlık değil sonuçta. Ve ben özellikle karşıyım neden insanların hani bir sebep böyle sebep bulup bahane üretip, hani hasta olmak için kendilerine bahane üretmeleri değil bizim isteğimiz hani oradaki artıları çoğaltmak yaşamak adına güzel yaşayabilmek adına neler yapabiliriz nasıl mutlu yaşarız yüz sene ya, en fazla 50 sene, 60 sene yani insanların kanını isten taze kan istsen, e, en fazla yüzü geçen olmadı yani. Bugün akferlere baktığınız zaman da e, evet. böyle işte çok uzun yaşamanın evet. sırrını arayan insanlara baktığınız zaman da e, e, takdiri ilahi var sonuçta ve e, öleceksiniz bu süreci tamamladıktan sonra. Bu e, tekrar etmeyecek ve tekrar evet. hani evet. siz gibi aynı yaşamı başa sarıp yaşamayacaksınız ne kadar yaşarsanız yaşayın. O yüzden mutsuz yaşamanın bir tercih olduğunu, mutlu yaşamanın da bir tercih olduğunun farkına vararak insanların böyle ya, ya, işte ne oldu? E, salgın oldu, virüs oldu, hastalık oldu, ne olacak? Bundan... Yani herkes bir şeye saldırıyor. Ya inancı tam olan insanların ki benim e, inancı bütün bir insanım, e, Müslümanım ve Diyorum ki al, okuduğum ıı, ayet tefsirlerinde, anlamlarında falan, tuzak kurucuların en e, e, iyisi, en mükemmeli Allah'tır diyor. Yani bir senaryo var, birileri senaryo yazıyor ve bu senaryonun üzerinden insanlar bir şeylere inanıyorlar ve ya yani inandırılıyoruz bazı şeylere ben sadece şunu söylüyorum şu anda sağlıklıyım sıhhatliyim, mutluyum sevdiklerimin yanındayım hasta da değilim Allah'a şükürler olsun ve benim yaşam sevincim sebep olan her şey şu anda mevcut ve ben e, bunlarla e, kendimi mutsuz edeceğime mutlu ...etmek isterim. Neden? Şu anda yaşıyor olduğum için ve nefes aldığım için. Daha sonrası için de e, bu benim için şu anda e, bir garantidir. Öyle değil mi şu anda? Evet, Hala hasta değilim yani onu söylüyorum. Ve e, bu durumdan ziyade istifade e, daha ilerisi için ne olacak, ne olacak, ne olacak... ...diyerek ben kendi yaşanmamış hayatımın niye... Ee, bir buhrana sürükleyeyim. Bu değil. Gerçekten. ve de, e, de, de, de. Evet. E, ve şu anda mevcut durumunuzu lütfen kontrol edin. Artılarınızı, eksilerinizi bir yazın. Hayatımızda bu zamana kadar veyahut da bundan sonra elimize geçmeyecek gerçekten çok önemli bir fırsat. Her anlamda e, okuyorum, gözüm ağrıyor. Şu an ta, başıma vuruyor bu okudukça e, sürekli şeyler e, ağrı araştırıyorum, okuyorum, yazıyorum. Öyle güzel bir fırsat ki. Bu zamana evet. kadar şikayet ettiğim hiçbir şey yok yani o koştum evet. Peki tam bu noktada yazarının stresin yanları neler? Hani bahsettiniz tam da oraya geldik. Evet. Şimdi iyi yazar olabilmek dedik. Ee, evet. <laughs> çok pardon. İyi ee, iyi yazar olabilmek gerçekten insanların içerisinde olabilmek, onları anlayabilmek bize göre. Ben elimde sihirli bir değnek yok ama karşımda muhatap olduğum, görüştüğüm her insanla ya da e, kitabıma ulaşan, kitaplarımıza ulaşan her insanla bir bir direkt şu anda face to face, yüz yüze, karşı karşıya konuşuyormuşsunuz gibi onları e, onların sorunlarını ya da insanların ortak sorunlarını bir de bir yaşamış olduğumuz deneyimlerle e, ve tecrübelerle biriktirip ee, benim sorunum buydu, evet bu bu şekilde çözmüş, bana da bu şekilde bir faydası olur mu dediğimiz noktaya getirmek ve e, iyi yazarlık dedik. Son En son sorduğunuz soruyu tekrar alabilir miyim? Tabii, özellikle yazmanın stresli yanları neler, yazarlığın evet. stresli yanları ile ilgili? Evet, yani ben o semptomları anlatmaya başladığım anda evet, itibaren sen evet tamamdır dedin, ee, evet. Hanım, bu stresi yaşıyor mu acaba? Ee, stresi şu oluyor, evet. Siz eğer piyasada birçok kitap e, görüyorsunuz ve okuyorsunuz. Herkes okuyucu için de aynı şeyleri söylüyorum. Elinizdeki başarı kitabımızı öğrencilerimize, öğretmenlerimiz işte sınav yaptırıyorlar. Ve, çok pardon, sınav yaptırıyorlar. Ve çocuk geliyor diyor ki, e, ben e, bu kitabı okumuştum, sınav yapacaktı öğretmenim ama yazarını bilmiyordum. Geldim yazarı ile de tanıştım e, gibi bir şey ortaya çıkıyor, kitap e, yazıyor arkadaşlar ama ben Mevlana'dan toplayayım, ondan sonra Sokrates'ten bir şey alayım, <laughs> gideyim, oradan bir şey alayım. E, i̇şte bu e, tabii ki de aydınlanma açısından güzel bir şey ama e, pazarlama açısından gerçekten bizim için e, çok üzücü bir olay. Mesela ben şöyle kitapları görmek istiyorum. Cengiz Hocam'ın bir kitabı var zaten, o da. E, Buradaydı hocam. Sizin elinizde var mı? Tabii. Kitabınız. Her insan bir dünya. Her insan bir dünya. Evet, e, bu gibi kitaplarda bakın nereden almışsınız, nereye getirmişsiniz değil mi? Evet. Yüzlerce konuşmayla alakalı, e, spikerlikle alakalı, e, yetenekli, ondan sonra özverili, bu işinde başarılı olan insanları bir kitap haline getirmişsiniz. Şimdi bazen yazarlarınıza şunu soruyorum, hocam bir tane mi kitap yazacaksın gerçekten? Ee, Yok diyor, bir tane kitap yazmayacağım. Yani senin yazdıkların sadece şu anda bu kitapla mı sınırlı? Ben e, buna bir anlam veremiyorum. Yani hepsi bunun içerisinde de değil. Hayat devam ettikçe bir birikim, bir deneyim, bir tecrübe devam edecektir. Ama bizim işimizin stresli yanları da gerçekten şimdi artık. E, Dijital sürece de geçeceğiz yavaş yavaş ama e, bunun önce de zaten dijital sürecin ne kadar önemli olduğunun ben e, farkında olarak hani ilerliyordum. O yüzden de hani oradan ulaştığımız ister sosyal medyadan, e, Instagram'dan, Facebook'tan isterse işte diğer kanallardan, internet üzerinde, Google üzerindeki e, çalışmalarımızda hep buna e, dikkat ediyordum. Ha. Stresimiz e, şu, herkes her şeyi biliyor gerçekten herkes her şeyi biliyor. Aynı şeyin tekrarını yazmaktansa tamam çok güzel. Bir aşkı yazarsınız. Tamam? Aşkı her devirde herkes çok çok farklı yaşamıştır. Kesinlikle öyledir. Herkese göre aşk başka yaşanmıştır. Ama siz aynı ezberi tekrarlarsanız eğer o zaman bir e, farkındalık oluşturmaz. Yani sizin yaşadığınız aşkı yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Evet, evet bu i̇şte, özgün şeyler yaratabilme stresi gerçekten de önemli bir stres. Evet. Şimdi Eyle yazarken örgütlerim. yazarken aynı şekilde biz e, onu e, düşünüyoruz. Önce düşünmemiz gerekiyor çünkü ne yazmalıyız? Hani e, insanların ezberini bozacak, onları böyle düşündürecek yazarken. Ee, daha böyle hiçbir iğne ilaç kullanmadan şöyle bir sirkeleyecek. Ondan sonra beyin fırtınaları kopartacak, düşünecek çünkü o cümlede ne anlam taşıyor, ne anlatmaya çalışıyor bu? Herkese göre farklı, bana göre de bir anlamı var. Ve herkese göre farklı olan anlamı ben orada e, ne yapıyorum? Ee, kullanıyorum. Cümle içerisinde kullanıyorum. İşte e, bu farkındalığı oluşturmak için de e, değişen düzeni yani biz vizyon diyoruz ya hani onu evet. e, çok iyi yakalamak gerekiyor. Yani bir geride kaldığın zaman, bir adım geride kaldığın zaman o 30 o senenin e, veya 40 senenin veya 50 senenin e, önceki psikolojik kavramları vesaire işte bir e, davranışçı terapi geliştirilmiş, e, bir e, kuram e, ekol geliştirilmiş... E, bilişsel süreçte bir ekol geliştirilmiş. Hadi ben bunu öğrendim hadi gideyim bunun üzerine uygulayayım değil. Herkesin e, üzerinde farklı yansımaları var. İnsanların yaşam e, koşullarıyla da çok alakalı ve yaşadıkları geçmişle de çok alakalı. İşte biz bunların hepsini bir e, bütün paket haline getiriyoruz. Getirip e, sunmamız gerekiyor. Güzel bir yemek evet. hazırlamamız evet. gerekiyor ve e, bu yemeğin içerisinde de e, çok fazla çorba yememem gerekiyor. Çok fazla işte karbonhidrat almamam gerekiyor. Çok fazla meyve yesem olmaz. İşte besin gibi düşün. Gıda gibi düşün yani. Evet. Ee, bu gıdaların tamamını aldığınız zaman aslında ruhun gıdası dediğimiz olay e, sağlıklı beslenme ortaya çıkıyor değil mi? Sağlıklı ruh yapısı da aynı şekilde. Yani bir beynimizin beynimizin bir korku organı var. Beynimizin bir duyu organı var. Beynimizin bir bilgi organı var. Ee, yani her şeye karşı beynimiz e, her türlü tehlikeye karşı veyahut da her türlü mutluluğa karşı anında e, hormon üretebilecek e, okay. seviyede. İşte hmm. stresi e, stresi mi dersiniz? Ya da işini güzel yapmanın Yap yapıyor olmanın vermiş olduğu o böyle e, şey mi dersiniz yani itina mı dersiniz artık ben stres demiyorum yani güzel şeyler ortaya çıkarmak için işte bizler de Hayrettin Hocam'la birlikte bir e, sürekli irtibat halindeyiz zaten e, yani ben 10 e, seneden fazladır yani 10 seneyi geçmiş e, birlikte çalışıyoruz e, ilk geldiğim zamanki arkadaşımla e, şimdiki arkadaşım e, iş ortağım Aynı değil. O da çok değişti. Ama ben de aynı değilim. Ben de çok değiştim. Birbirimizi böyle bir vizyonla şey yaptık yani doldurduk. Hazırladık evet. ve bir konular oluşturuyoruz. Hangi konuda insanların eksik olduğu konular. Ve onları bir araya getiriyoruz. Budur. Evet bizim yapmamız gereken deyip altını dolduruyoruz onların. Güzel de şeyler ortaya çıkıyor. Evet. En de son bu. kitabımızı bilmiyorsun tabii sen. Evet. Bunu okumadın değil mi daha bu kafaya nasıl takmayız kitabımız bu da çok evet. güzel bir kitap şimdi yeni bir kitap bir değil hatta iki kitap daha hazırlı, hazırlıyoruz biri bitti evet biri bitti o zihin terapi olacak zihin terapi evet. abra kadar kadabra böyle güzel içinde tekniklerin olduğu ondan sonra güzel çalışmaların olduğu insanların kendi kendilerine de ...sorunlarını fark edip... E, ...güzel şeyler e, yapabileceği... İşte e, inşallah, ...inşallah. inşallah. Bir de aile eğitimi üzerine... ...çocuk eğitimi üzerine... ...orada çok büyük bir açık var İngiliz Hocam... Ee, nasıl bir açık var? Aile çocuğu yetiştiriyor hep söylüyorum. 7 yaşına kadar yetiştiriyor ve okula gönderiyor. Asıl da e, şey, e, önemli olan şey aslında o 7 yaşa kadar olan evre. Evde aile kavga ediyor, eğitimsiz. Eğitimli değil mi? Profesör olması önemli değil benim için. Yani e, bir ev hanımı, e, kırsal kesimde yaşayan bir insan da okuyor bizim kitabımızı sonuçta ve e, onların da aynı şekilde sorunları var. Bu bir değil. Ee, mutlu olmak istiyoruz. Hepimizin ortak isteği bu. Öyle değil mi? Mutlu olmak istemeyen var mı? Yok yani. Evet. Ee, ve e, çocuk gelişimi çok önemli. Bu süreçte insanların hani çocuğa e, yemek içmek ve üstünü giydirmek e, ona ben her şeyi veriyorum, her şeyi yapıyorum. Üniversiteyi götürüyorum, eğitiyorum. Ondan sonra bu, ama burada bir açık var ve bu açık da çocukların psikolojik, pedagojik gelişimi üzerine. E, biz aileyi, e, madem yok böyle bir aile okulları e, anne baba olma okulları ya da ne bileyim eş olacaksın eşinle anlaşma okulları. E, madem yok e, bu bir okul. Hep gelenler bir öyle söylüyor. Hocam bu kitabı okullarda ders kitabı olarak okutmak. Okumuşsunuzdur başarı kitabını. Gördünüz evet. değil mi ne kadar önemli vurgular <laughs> var çocukların ihtiyacı olan. Çocuk anlaşılmak istiyor. Gence soruyorum. Diyorum ki eee ee, Nedir diyorum ergenlik dediğince ergenlik kabul etmeyiz. Olmaz öyle bir şey Ayşe. Nedir ergenlik? Ergensin sen ergen ergen hareketler yapma. O gelir başınıza sık sık sizin lisede olduğunuz için çocuk böyle evet. tam böyle kritik zamandadır. Kendini ispatlama zamandadır. Hocayı beğenmez, arkadaşlarını beğenmez. Böyle bir ispat aş, şey aşamasındadır, gayretindedir. Nedir diyorum hani ergenlik ne iyilik adına ne kötülük adına. Bakın yani ne güzel şeyler adına hiçbir şey yapmamaktır diyor. Yani yaptığın güzel şey de olsa anne siz dünyanın en iyi annesi, babası dahi olsanız o çocuğu memnun edemeyeceksiniz. Bir kere farkında olun. Çocuğa üstünlük sağlamayın, taslamayın. Benim dediğim olur, benim e, ben bilirim, bu bu şekilde yapacaksın dediğiniz zaman çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Ama bizim toplumumuz buna çok daha e, hazır değil hocam. Niye hazır değil? Çünkü biz babamızdan öyle görmedik ki siz gördünüz mü? Baban şişt, bir baktığı zaman böyle daha başka söz yok onun üzerine konuşulacak. İster istemez ne yapacaksın? Susacaksın abi. Yani yapacak bir şey yok. Bu saygıdan, sevgiden. Ya biz çocuklarımızın yolunu açamıyoruz. Bizim söylediğimiz şey saygısızlık değil. Bizim söylediğimiz şey çocuğun başı boşluğu değil. Ama çocuğun madem eğitim sürecinde hangi kalifiyede olduğunu, kalitede olduğunu, performansını geliştiremedin, yakalayamadın, eğitimciye gönderdin, Eğitimci o saatten sonra çok, yani yapacak bir şeysi yok. O değerli, başarılı gördüğünüz çocuklar da mutlaka anne, baba, aile, yakınlarında, çevrelerinde iyi örnekler almış çocuklardır. Hani istisnalar da var tabii ki. Anne babası çok şeydir, hani dersiniz ki bu çocuk bu anne babanın çocuğu mu dersiniz. Dahi niteliğinde bir çocuktur. İstisnalar da var tabii ama bunu biz tesadüfe bağlayamayız. Öyle değil mi? Yani kesinlikle. hani kesinlikle tesadüf o yani tesadüfen o binde bir çıkar, milyonda bir çıkar belki tesadüfe bağlayamayız. O yüzden de eğitim şart. Hocam. Gerçekten de öyle. Evet. Tabii, şimdi yavaş yavaş de. süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz siz zaten bağlantılayarak e, aklımızdaki birçok soruya cevap oldunuz. E, bu anlamda tabii e, hani bu yeni süreçte de dijital bir dönüşüm de yaşanıyor. Bununla beraber siz de az önce bahsettiniz o her dönemin o dönüşümlerin, değişimlerin yakalanması hususu var. Bu anlamda hem bu bu konuda hem de son olarak neler söylersiniz? E, kitaba dair, hayata dair son sözleriniz neler olur? Evet, çok güzel bir e, program yapıyorsunuz. Ben e, Mati'ye ya geldiğimizde de katılmıştık hocamla sizin programınıza. Çok keyifliydi. Yine aynı keyifi alıyorum. Bitsin istemiyorum böyle o kadar. Ondan sonra e, şey enerjiniz güzel hocam. E, biz e, ne dedik? En son dijitalleşme ile alakalı. Ondan sonra size bu alanda e, dijital üzerinden e, sanki böyle bir bu süreci bir görüyormuş gibi e, davrandığınızın farkındayım. Yani iki senedir, üç senedir böyle dijital üzerinden de gidip e, insanlara işte ulaşabildiği noktada daha fazla yardım verebilmek. Hocam şimdi bugün dersler var. Örneğin e, EBA dersleri vesaire bilmem ne. Yani bu derslerden birçok insan e, faydalanamadı belki de işte ne bileyim işte köyde, kentte e, herkesin interneti olmadı, herkes gidemedi. Çocuklara da bir, e, mutlaka bir açık kaldı. E, belli bir noktada e, orada kesiliyor değil mi hani evet tam yüzde bir performans alabilir alabiliriz diyemiyoruz şimdi dijitalleşmeye sadece dijitalleşmeye bağlamak şimdi geliyor bize de yayıncılar meslek grubundan işte yine toplantı programları geliyor ve kitap da bu sektörde yayıncılık sektörde etkilenen yani hani sektörler arasında kabul edildi ve onlara da ellerinden gelen desteği Yapıyor Kültür Müdürlüğü her sene e, sene sonunda aldığı kitapları e, bu sene e, daha e, e, evvel bir vakitte alacak daha önce alacak böyle bir e, desteği olacak yine e, destek açısından e, sesli kitaplar özellikle kitapların seslendirilmesi mesela yapabiliyorsanız bunu yapın kitapları sesli bir şekilde e, insanların hizmetine sunabiliriz bunlar yapılabilir dijitalleşme sürecinde. Ee, ne yapılabilir ee, hani böyle çok aşırıya kaçmadan hani çok panik yapmadan onların da söylediği şey e, mesela gruplarının başkanlarının da söylediği şey onlar da sonuçta bir yerle irtibat halindeler. halindelerler yani bu işin gidişatı ne olacak nasıl olacak kısmında ee, insanlar ne yaptı bir internet ortamına artık önceden de alıyordu ama hani e, bile bir kağıtla buluşmak koklamak işte kitabı incelemek o, o müthiş bir rahat. Ve e, onu yapmaya çalışıyorduk. E, o şekilde gidip beğenip alıyorduk. Şu anda o da devam edecek. Yine e, bitmiş değil yani bu e, şeyimiz a, kesinlikle olmayacak bir daha bir araya gelemeyeceğiz falan olayı değil. Ama e, ne zaman mesela İzmir TÜYAP Kasım'a ertelendi. İşte Eylül-Ekim ayında yine e, bir fuar tarihi verildi. Demek ki hani bunlar dönüş e, şey yapılmış, istişare edilmiş. Evet. Ve o tarihlerde gerçekleşecek olan e, fuarlar ve e, dijital anlamda da e, daha kolaylık mı oldu? Evet diyor mesela e, dağıtıcılarımızla, da, kitap e, tedarikçilerimizle görüştüğümüz zaman e, bize yaradı bu diyor. Yani neden insanlar hep e, internet üzerinden kitaplarını alıyorlar? Gerekirse işte e-book e, sisteminde kitaplarını okuyabileceksin açıp orada daha uygun fiyata. Ondan sonra istediğin kitabı okuyabileceksin. E, değişim e şöyle bir şey. Güçlü olan değil diyor ayakta kalan. Bakın çok güzel bir sözdür bu. Hep benim böyle e, kendimi motivasyonum düşük hissettiğimde de e, şey yaptığım dışarıda da gördüğüm zaman bir nehir akıyor. Adana'da mesela. Nehirin ortasında tam bir ağaç var. Hocam ağaç e, o kadar coşkulu akıyor ki nehir. Ağaç tek bir ağaç. Orada tutulmuş ve kalmış. Gitmiyor yani. O nehre kapılmıyor. işte değişime ayak uydurmaktır diyorum. Değişimi takip etmektir. E, dijital süreçte de e, insanlar, insanlar yine okumak isteyecekler. E, çünkü kitap yani seneler de geçse yine bebalar olmuş, yine işte e, zaman değişmiş, tarih değişmiş ama e, kültürün, sanatın, tarihin, kitabın yeri değişmemiş ve hep ilk önce onlar alıp baş köşeye konuş konulmuş ve konuşulmuş çünkü bir geçmişe ait bir belgeyi bulabilmek için bir yazıya ihtiyaç var söz gidiyor uçuyor evet, yani evet. ferman dahi çıkarsa padişah elinde fermanın yoksa sözün üf, gitti yani evet. böyle bir şey yok dijitalleşme süreci bu süreçte önemli ee, ve e, bu konuda daha neler e, yapıyorlar. Ee, güzel yenilikler bekliyor bizleri. Yani evet, evet. E, hani biraz daha rahatladıkça bu net olarak ortaya çıkacak. İnşallah bayramdan evet. e, sonra da biraz daha böyle kısıtlamalı e, denetimli şeylerimiz serbestliklerimiz olacak. Daha rahat olacağız. Ama e, yine hep bilincinde olacağız. Yani o eski kucaklaşmalar, sarılmalar ondan sonra e, çok kalabalık ortamlarda e, gelmeler. Hani bizim e, can sağlığımız için, Tabii. E, sa bilmemiz için gerekli olacak. E, Dijitalleşme, ben o abartılan kadar e, çok böyle hani daha önceden de vardı dijital ortam ama hep bunu parayla yapıyordunuz. Yani şimdi döküldü e, herkes e, ne bileyim işte şeyler vermeye, işte bunun üzerinden yapmaya, dijital ortamdan e, biraz daha insanlara fazla hizmet vermeye. Olması gereken buydu. Yani bir insanın varsa bir farkındalığı e, ya da bir iyi gelme durumu ee, ne yapacak bunu insanlarla paylaşması gerekiyor muydu gerekiyor gerekiyor diye düşünüyorum evet. artık yani öyle çok fazla hani insanları bu sefer e, şeye sürüklüyorsun İşte nedir kaygısı iş kaybetme iş bulamama ya da kendini e, yeterli e, derecede ispat edememe e, ve sürekli başka daha fazlası kaygıları e, çoğalıyordu çünkü çok fazla e, bu, e, bir sürü alanda uzman insanlar var Hepsi çıktı. Ortaya çıktı. Hepsi ortaya Kesinlikle. çıktı. Ee, ne kadar çok e, işe yarar <laughs> insanımız varmış. Ben müstahriyim. Bu konuda e, neden? E, çünkü e, daha öncesinde de zaten e, nefesim yettiği kadar e, evet, yapabildiğim evet. kadar yapıyordum. Yiyoruz. Aynen öyle. Yani, ya, ya, yapamayanlar düşünsün. Öyle Kesinlikle yani? öyle. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Ee, bütün e, İslam aleminin e, bayramın son günü bugün. Değil mi? Evet. Bayramın son günü. Ee, bayramın üçüncü günü. Bütün İslam aleminin bayramını böyle sizler de fırsat vermişken aracılığınız ile kutlayalım istiyorum. İnşallah Olabilir. güzel günlerde böyle sevdiklerimizle hep birlikte geçireceğimiz güzel günlerde nice bayramlar kutma, kutlamayı nasip eder Rabbim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Çok, Sağ olun. çok teşekkür Sağ olun. ediyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz Alfa Life yayınlarından psikoterapist, yazar Reyhan Erdoğan'dı. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.